Merhaba Seyfi Bey. Ha, Mikse Hanım merhaba, nasılsınız? Telefonlarıma çıkmadınız, ben de kendim geldim. Ben bu ara gerçekten hiç müsait değildim. Şu anda da çok önemli bir şey konuşuyorduk arkadaşımla. Allah seni inandırsın, adam silahı çekti, nasıl tarıyor, nasıl tarıyor? Ya Seyfi, bırak şimdi şu konuyu halledelim ya, konuşup. Nurten görecek. Ya Allah Allah, şurada iki dakika konuşuruz ya. Lütfen, hayır, olmaz. Ya Seyfi, ben geriliyorum ya, Allah Allah. Evimi alayıp duruyor devamlı. İcat çıkarma ya. Gidelim şurada konuşalım, hadi. Hayır, lütfen. Ahmet'im, şu işi bir halledelim ya. Ya icat çıkarmıyor, devamlı bizim evi arıyor. Yani bu iş bugün burada çözülmezse daha da büyüyecek. O zaman Nurten senin saçını başını yolar ya. Gerçi çok bir şey yok, fazla sürmez ya. Ne? Ya yürü hadi ya. Şöyle alayım ben sizi. Şöyle şöyle. Hani yok. Bu böyle olmayacak Rukiye abla. Ben gidip konuşacağım bu konuyu Seyfi'yle. Konuş tabii, konuş anacığım. Çünkü söz vermiş yani. Söz verdi, benim üstüme yapmasın evi, o önemli değil. Ama yeter ki çocuklara versin, öyle diyeceğim ona. Hı, de canım de, doğru söylüyorsun. Değil mi? Tabii. Tamam. Nereye? Konuşmaya. Nerede bulacaksın şimdi? Nerede bulacağım canım? Ya pastanededir ya kahvehanededir, nerede olacak? Hadi görüşürüz. Ya Yüksel. Niye geldin buralara kadar ya? Niye benim huzurumu kaçırıyorsun Yüksel? Bir dakika ya, sen karışma ya, Allah Allah. Sen karışma. Oturumu ben yönetiyorum ya. Ben yönetiyorum. Güzel hiçbir şey sus sen. Konuşma, hiçbir şey deme. Şimdi size daha önce evlenirken bir ev vaat etti mi? Evet. Sonra o evi size vermedi herhalde. Vermedi. Peki siz boşanırken niye ev talep etmediniz kendisinden? Çünkü... Merhaba. Nurten. Ha. Seyfi. Ha. Niye şaşırdın bu kadar gördüğüne beni? Ay kız, seni apartman dışında görmeyeli o kadar çok olmuş ki. Birdenbire nasıl şaşırdım? Hadi yeter. Dışarıda dolaştın yeter. Hadi eve git. Vallahi... Bak terörist var, ne bileyim yan kesici var, hırsız var. Tehlikelere maruz kalma. Hadi git eve git, hadi eve git. Ay, tövbe estağfurullah. Seyfi sen iyi misin? Ya biz hep sokaklardayız, ne olacak ki? Merhaba Fehmi abi. Merhaba, merhaba, merhaba. 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 Kimse tanıştırmayacak mı? Şey, Ney? Ay dur. Şey, hanımefendi, şey aslında. Ney? Fethi'nin amca kızı. Yalan. Ay, kıyamam. Merhaba. Ben Nurten. Memnun oldum. Ben de. Sanırım siz de... Ben Fehmi abilerin komşusuyum. Yani eşimle de zaten tanışmışsınız. Seyfi. Eşiniz demek. Evet, tanıştık. Ay, Fehmi abi aşk olsun ya. Ben hiç senin amca kızın olduğunu bilmiyordum valla. Ya evet, ben de bilmiyordum. Ben de yani şey... Ya İstanbul'da yoktu. Yani benim için de büyük sürpriz oldu ya. Sizin konuşacaklarınız vardır. Biz de musallat olduk size. Bırakmıyoruz yalnız. Hadi Nurten, bir gidelim hayatım. Evimize şey yapalım, yalnız bırakalım. Bence de gidelim çünkü benim de seninle konuşacaklarım var Seyfi. Benim de konuşacaklarım var. Bir çay içmez misiniz? Daha yeni tanıştık. Yalan. Doğru diyor. Oturalım bir çay içelim. Hadi. Vallahi içelim. Ben hemen size çay söyleyeyim. Hemen çay söyleyeyim ben size. Sami abi. Ya şey, Rukiye ablayı da çağıralım.
O da gelsin, evdedir şimdi. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Ya Rukiye bir ara görür zaten ya. Tamam. Sizin konuşacaklarınız vardır ben. Ben de bileyim. Otur. Otur ya. Sen de çay şöyle. Bazı karbonhidratlar getir. Çabuk. Evet. Evet efendim. Buyurun. Efendim size de buyurun. Allah cezanı versin. Buyurun. Buyurun. Tamam. Efendim. Sen çıkabilirsin artık. Hadi. Yok efendim. Ben gayet burada iyiyim. Şöyle oturuyorum. Buyurun siz konuşun. Buyurun. Ben ne anlatıyordum? Şey demiştiniz siz. Niye ayrılırken evi almadınız demiştiniz siz. Ben. Öyle mi demeyim ben? Demişimdir ya mutlaka. Bazen boş konuşurum. Evet, buyurun. Vallahi bizim kimsenin parasında, pulunda gözümüz yok. Bir evimiz vardı. Babam rahmetli olunca annemle o evi sattık, kiraya çıktık. Aa, ev sahibinin oğlu Almanya'dan gelmesin. Ay gelir gelmez bizi evden attı. Yani resmen evden attı. Yapma ya. Ben de öyle dedim işte. Aklıma o söz geldi. Hangi söz? Yapma ya. Bu ses ne? Tuvalet yapılıyor burada da onunla. Ya aslında biz boşu boşuna burada oyalanıyoruz. Hadi kalkın, Fehmi abilere gidelim. Olur, gidelim tabii ya. Yüksel Hanım eve gidiyor. Daha yeni geldim ayol, nereye gidiyorum? Tövbe estağfurullah Seyf, sen bugün sanki iyi değilsin. Sana ne? Ha sana ne Yüksel Hanım'dan yani? Fehmi abiye gelmiş, amcasının kızı. Amca kızı ne demek? Kardeş demek. Ya belli ki konuşacakları var. Hadi, hadi Rukiye ablalara gidelim biz. Hadi. Oraya mı geçiyorsun? Hadi geçelim. İyi, hadi bakalım. Hadi hep beraber. Sen nereye? Sen nereye? Sen otur. Ya Rukiye, sen bize böyle bir çay kahve falan bir şey koysana ya. Tamam Fehmi'ciğim. Amca kızın olduğunu bilmiyordum. annem, sen bir şeyler anlatıyordun. Sonra ne diyordum ben? Eski kocam. Ya Allah aşkına şu eskiyi bırakalım ya. Ne var eskide? Yeni şeyler konuşalım değil mi efendim? Ortada tutulmamış sözler var. O işler hallolmadan eskiyi kapatamayız. Ay kıyamam kız. Duydun mu kız Rukiye abla? Kadın neler neler çekmiş, vah vah. Ne çekmiş ya? Ne çekmiş? Ne çekebilir ki efendim yani? Ya Allah Allah. Ya adama yazık ya. Bakalım belki adam sözünü tutacak, bilmiyoruz ki. Hemen şey yapıyoruz ya. Kaç sene geçti üstünden ha? Ne zaman tutulacak o sözler? Efendim siz de sık boğaz etmeyin hemen adamcağızı ya. Seyfi, sana ne? Ha sen niye karışıyorsun yani? Yüksel Hanım yerden göğe kadar haklı. Değil mi ama Fehmi abi? Tabii. Ay sen de tabii diyorsun ama yani insan bir amca kızına yardımcı olur. Amca kızı ne demek? Kardeş demek. Kardeşten öte demek yani. Hani belli ki kadıncağız kıyamam, mağdur olmuş, senden yardım almaya gelmiş Fehmi abi. Şey yapalım mı? Nurten'cim çay koyalım mı? Sen bana bir yardım et. Hadi bir çay koyalım biz. Hep beraber bir çay koyalım. Hadi tamam. Oh çok iyi olur. Hep beraber bir çay koyarsanız çok iyi olur. Yüksel. Yüksel ne yapıyorsun ya? Olayı niye bu kadar büyütüyorsun ya? Allah Allah. Halledeceğim diyorum sana. Lütfen Allah aşkına. Nurten bunu öğrenmemeli. Lütfen Yüksel. Merak etme Seyfi. Senin yuvanı yıkmaya gelmedim. Bana verdiğin sözü yerine getirmeni istiyorum. Hakkım olanı istiyorum. Ya alt tarafı bir söz. Tamam ben her şeyi halledeceğim. Yeter ki şimdi konuşma. Git buradan şimdi şu anda ya. Bu işleri halletmeden şuradan şuraya gitme. Fethi görüyorsun değil mi? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Daha ne kadar dibe batacaksın? Şimdi onu seyredip göreceğiz ya. Çok enteresan.